Merhaba, ben Tuğçe Odur ve bugün gelenekselleşen serimiz Çizim ve Sohbet'in 6.sıyla karşınızdayım. Hikayemize kaldığımız yerden devam ederken bir yandan da erkek çiziyor olacağım. Evet, yanlış duymadınız. Kız değil, erkek çiziyorum bu kez. Bunları Pinterest'ten buldum, modellerden çizeceğim. Linklerini de aşağıya bıraktım eğer siz de benimle beraber çizmek isterseniz diye. Çizimlerimi aslında kara kalemle yapacağım ve düz bir üçlü kalem kullanacağım. Hiçbir özelliği, hiçbir markası olmayan bir kalem. Çizimleri bitirdikten sonra siyah akrilik ve poster boyası diye geçen bir boya ile öyle random bir şekilde aldım. Böyle altın rengi bir boyayla minik detaylar eklemeyi düşünüyorum. Hazırsanız hikayemize başlayabiliriz. Nerede kalmışım? Minkramsimiz 2 sene hazırlık okumuştu. 2 senenin sonunda Amerika'ya gitmeye karar vermişti. Yazı orada geçirdikten sonra dönmek istememişti. Sonra annesini arayıp, anne ben dönmeyeceğim, Amerika'da kalacağım, okumayacağım işte dediğinde de anne sonra hayır, önce diploma demişti. Minkramsimiz ergenliği bırakıp uçağına binip Türkiye'ye geri dönmüştü. Ve animasyon bölümünün 1. yılını okumaya hazırdım. Şöyle söyleyebilirim ki okula ilk başladığımda tek düşündüğüm şey erken bitirmekti. Çok saçma değil mi? Şöyle diyebilirsiniz. Ya tatlım, yalnız hazırlığı 1. yılında bırakıp ben sergi açacağım ya yaparken hiç erken bitirmeyi, vakit kaybetmeyi düşünmüyordun. Hayrola, bu ne oldu? Gaza mı geldin şimdi diye. Evet, galiba gaza geldim. Bazı şeyleri yanlış anlamışken. Bölüme başladım. Plan şu şekildeydi. Hani her sene üstten ders ala ala en azından bir sene olmasa bile okulu bir dönem erken bitirmeyi planlıyordum. Bunun için hemen üstten alınacak derslere falan baktık. Bunları genelde Serdar'la yapıyorduk. Hatırlarsanız liseden en yakın arkadaşım, hala da aynı bölümdeydik. Tabii ki de her konuyu olduğu gibi bunu da çok yanlış anlamıştım. Gidip kendi fakültem yerine başka bir fakülteden 1. sınıf yerine 4. sınıf dersi olan bir ders seçtim. İletişim Fakültesinden sinemaya giriş diye bir ders vardı. Bizim fakültede de eğer 4 kişi bulursak ders almak isteyen seçmeli olarak bu dersi getiriyorlardı. Ve biz de hemen oradan böyle 2 kişiye daha böyle ikna ettik. Ya çok iyi, çok basit, hep beraber film çekeceğiz ara böyle falan diye ki kendimiz bile ders içeri doğduyoruz. Bilmiyorduk açıkçası. İki arkadaşımız daha ikna edip bu dersi almaya başladık. Animasyonun 1. senesinde 2 tane çok önemli dersimiz vardı. Yani 5-6 tane dersimiz vardı, işte animatik desen falan da vardı ama 2 tane dersimiz, birisi çizgi film teknikleri, çizgi filme giriş, diğeri de temel sanat. En yüksek krediye sahip derslerdi. Özellikle temel sanat, sanırım 40 kredinin 10 kredisi bu temel sanata aitti. Yani her şekilde geçilmesi gereken bir dersti. Temel sanat profesörümüz çok cool bir adamdı, aşırı yetenekliydi falan. Tam böyle profesör efekt yapmaya çalışıyor kendi kendine. Öyle bir adamdı. Ama çok kraliyet kafasında takılıyordu. Zaten sınıfta da şeydi böyle, sınıf vardı. Üst katta bir tane oda vardı. Hocanın odası oluyordu ve camdan falan bakardı. Bize camdan konuşurdu. Böyle biz halk olarak böyle şatasını onu izlerdik falan. Böyle birazcık halka karışmayı sevmiyor mu diyeyim? Halka karışmak istemiyor mu diyeyim? Öyle burjuvay bir adamdı yani ve hani ekmek yoksa pasta yiyin değil, yemeği verin canım diyecek kapasitede de bir adamdı. Birazcık acımasız olduğu doğrudur yani. Hani bilmiyorum, tam sanırım öğretmen zihniyetini artık geçmişte öğreteyim, paylaşayım değil de böyle yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız bana ne canımdı. Ve temel sanat 10 kredili olduğundan ve kalırsan okulun hayliyle uzayacağından herkesin geçmek istediği bir dersti. Çünkü kaldığın anda direkt diğer dersleri alamayacaktı bunu alman gerektiği için öbür seneye. Ve sınıfta da bizden önceki yıllardan kalmış olan bir yaklaşık 10-15 kişi falan vardı sanırım. Bu da pek iç açıcı bir durum oluşturmuyordu tabii ki de. Moralleri birazcık dibe çekiyordu. Bunlar da aynı şey gibi, hani böyle Miss Turkey'de falan bir önceki senenin prensesi gelip böyle tacı, prensesi diyor yalnız, kazananı gelip tacı, bu seneyi kazana sakar ya. Bu olay çok gıcık olurum yani. Niye sen tacını veriyorsun? Ben o tacı almış olsam valla kimse benden alamaz. Alır tacımı kaçardım. Hiç de vermezdim öyle kimseye. Hoş, gerçekten veriyorlar mı acaba? Yoksa bu daha çok böyle göstermelik bir şey mi? Bilmiyorum. Biliyor musunuz bunu? Tacı gerçekten veriyorlar mı? Emin değilim. Neyse. Her neyse. Onun gibi işte üst sınıflarda gelip böyle şeydi sanki bize. Biz kaldık, size kalacaksınız. Çok da zorlamayın, geçemeyeceksiniz. Der gibi de o kadar çok kalan vardı ki böyle artık morali falan bozuluyordu. Zaten genel olarak bir moral bozma durumu vardı. Hani profesörümüz böyle, ay çok uğraşacağım, sizi geçireceğim, geçebilirsiniz, yapabilirsiniz çocuklar değil de böyle, ha ha ha, ölüm fakirler, geçemezseniz de bana ne, ha ha. Abartıyorum birazcık ama bu. Hafif böyle bir enerji alıyordun yani adamdan. Şimdi tabii ki de durum sadece hocanın tavrıyla ilgili değil. Ders genel olarak zaten zor bir ders. Ben başta böyle boyalar, boya yapacağız, çok eğlenceli hissettik falan düşünürken bu düşüncem tabii ki de ikinci saniyede ders başladıktan sonra erdi. Bu daha çok böyle bütün çizim tekniklerini, renk bilgisini, işte boyama tekniklerini profesyonele yakın bir şekilde uygulamanı gerektiren bir dersti. Ki yani çok egzantrik final ödevleri teslim ediyordun. Kesinlikle birbiriyle alakası olmayan, böyle seni her yönden geliştirip değiştirebilecek. Ki bu çok iyiydi dersle ilgili ama çok zorlayıcıydı gerçekten. Özellikle 18-19 yaşındaki ergenlerin kavrayabileceğinden birazcık daha fazla ciddiye alınması gereken bir dersi diyebilirim sanırım.
Mesela şey vardı böyle derste böyle mitolojik tanrıları falan böyle illüstrasyon şeklinde çiziyorduk kendi tamamen hayal dünyamızdan. Böyle yeni mitolojik tanrılar falan yaratıyorduk. Bu kısmı çok güzeldi. Bir tane mesela finalde bir şey vardı. Bence en eğlencesi buydu. Bir tane kutum var böyle 20'ye 20 boyutunda. 20 santim 20 santim. 3 tane de yumurtam var. Her yumurta 30 puan değerinde. Bu final uygulamamızdı. Sadece kağıt kullanarak böyle yapıştırıcı falan da yasak. Öyle bir düzenek kurman gerekiyor ki bu kutunun içine o 3 yumurtayı o düzeneğin içine yerleştireceksin ve biz bunu sınıfın camından açacağız. 3. kattaydı sınıfımız. Bunlar da betona çarptığında her kırılmayan yumurta için 33 puan almış oluyorsun. Böyle bayağı yaratıcı düşünceler, denklemler falan. Ne, nereden olur? Bu kadar esneme payı olursa, bu buna çarparsa, buradaki boşluk falan diye böyle hesaplamalar yaptığımız inanılmaz eğlenceli bir ödevdi bence. Zaten final günde şeydi böyle, hoca ismi okuyor, camın yanına geliyoruz böyle. Hepimiz de diğer camlardan izliyoruz böyle. Hoca tutuyor, aşağıda pıt diye bırakıyorsa bir sürü bakıyoruz böyle yumurta sızacak mı, sızacak mı, sızacak mı, sızacak mı? Sonra yandan böyle yumurtalar sızmaya başlıyor. Bütün asfalara yumurta falan kablanmıştı. Bayağı eğlenceliydi yani. Ders hani zor olması dışında böyle güzel yanları da vardı. Ama şunu da söyleyeyim. Hani hocamız aşırı kibar bir adamdı böyle. Hani cidden hani kraliyet dediğimde bunu hak eden bir adamdı. Ve gördüğüm en iyi sulu boya ustalarından biriydi. Hatta bir gün sergisine gitmiştik. Böyle dibim düşmüştü bütün işlerine. Tam profesördü yani. Tapılacak bir adamdı çizimleri konusunda bence. Ve şey de vardı böyle Süpermen gibi sanki gözünden ışınlar çıkıyordu böyle. Şeye baktığında mesela bir kağıda bakardı. Bu kağıt yamuk derdi. Hı falan yapardı. Bir milim yamuk derdi sağ tarafına. Ölçerdik doğru çıkardı falan böyle baktığında anlardı. Adamda yani göz vardı direkt. Ama insan ezmekten çekinmiyordu. Bu da bir gerçek evet. Hiç böyle ay kırılır mı ayıp mı olur şey yoktu. Eziyordu yani direkt. O ders gerçekten birçok animatöre havlu attıran, okulu bıraktıran, başlarım ya deyip çıkıp gittiren, insan ağlatan bir dersti. Tabii ki böyle zordu falan filan diye anlatıyorum. Bunun sebebi var çünkü hocalar hiçbir zaman sana bölüme girdiğinden beri ah canım hoş geldin ileride çok güzel bir animatör olacaksın değil. Daha çok böyle sınıfta kalacaksın, geçemeyeceksin, okulu bitiremeyeceksin, öl geber falan diye böyle bir enerjiyle yaklaşıyorlardı. Bu derse çok önemli bir ders olduğuna ben de direkt tırsmıştım kalacağım diye. Çünkü hocanın favorilerinden değildim ya da böyle notlarım genel olarak yüksek de değildi. Çok normal standart bir öğrenciydim. Hafiften hafiften Yusuf Yusuf atıyordum ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım diye. Neyse ki hocanın bug'ını buldum, sistemindeki bug'ını buldum ikinci dönemde. Onun sayesinde geçtim bunu sonra size daha detaylı anlatırım ikinci döneme geçtiğimde. Animasyonun birinci yılının bir diğer önemli dersi de çizgi film teknikleriydi. İkinci dönem bu evrilip çizgi filme girişe dönüştü sanırım. Evet böyle ilk derse girdim böyle nasıl heyecanlıyım anlatamam. Resmen şey böyle Harry Potter'ın ilk Hogwarts'a girip Allah büyücülü okulumu varmış aman yarabbim ne oluyor şeklinde ben de böyle animasyon dersine girmiştim. Animasyon öğreneceğiz aman yarabbim nasıl oluyor falan filan diye. Ama tabii ki de heyecanım 2 saniye falan sürdü. Profesörümüzü çok severdim bu dersi. Böyle çok kafa bir adam. Ama fazla pek bir şey salladığını söyleyemem açıkçası. Derse geldi. Merhaba hoş geldiniz. Animasyon yapacağız. Hadi bakalım hoşçakalın dedi kayboldu. Error. Adam cidden hafif böyle bir çok kısa bir bilgi verip zaten bölümde olduğunuza göre animasyon yapmayı biliyorsunuzdur. Benim size anlatmama gerek yok değil mi dedi. Kimse de çıkıp hayır diyemedi ki sanırım çoğu insan biliyormuş. Benim gibi hasbelkader bölüme giren başka bir insan olmadığı için herkes biraz daha bilinçliydi benden. Sonra önce şey dedi işte tamam film yapacağız. Bu sırada ben gerekli olmadıkça derse girmeyeceğim zaten. Benim eğitmenim var. O sizi devralacak dedi. Eğitmen mi olur yanında böyle işte ileride profesör olacak böyle şey yani. Eğitmen herhalde genç bir çocuk vardı. Ve bu çocuk kendisine Gollum diyelim çok yerinde olur çünkü. Bu hani şey gibiydi. Hani böyle Gollum'a sanki böyle al kıymetli mis yüzüğün bu diye kara borsadan alınıp sahte bir yüzük verilmişçesine sanki biz de o sahte yüzükmüşüz gibi davranıyordu bize. Anlatabildim mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ezmeye çalışıyordu, böyle aşağılamaya çalışıyordu, kendini bir şey zannediyordu. Ne yaptığı belli olmayan gereksiz bir tipti resmen ve en önemli böyle en eğlenceli olması gereken dersten insanları soğutuyordu resmen. Bak şimdi aklıma gelince yine sinirlendim gerizekalı. Neyse. Neyse gerçekten profesörümüz derse neredeyse hiç gelmedi. Biz hep bu eğitmenle beraberdik. İşte animasyon tekniklerini, işte dünden bugüne ne çok teknik varmış, ne kadar değişik bir şekilde ilerlemiş bunu falan öğrendik. Böyle bayağı eğlenceliydi aslında. Daha sonra böyle kısa film gibi bir şey yapmamız gerekiyor. Yani film de denmez aslında ama mini bir video yapmamız gerekiyordu. Ama bu noktada şöyle bir sorun vardı ki kimse teknik öğretmiyordu. Hocalar ya bildiğini varsayıyordu ya da onlar da bilmiyordu. Bilmiyorum ne olduğunu ama okul boyunca şunu da fark ettim ki çoğu zaman ya öğretmiyorlar hatta bazı zamanlarda hocaya senin öğretmen gerekiyordu. Artık o hocalar bilmediğinden mi diyeceğim ama bazı çok bilgili hocalarımız da vardı. Yani bildiğini varsayıyorlardı gerçekten ya da senin kendini öğrenmeni varsayıyorlardı. Ama şöyle bir şey var. Ben zaten bilinçsiz ve bilgisiz bir insanım. Hiç de araştırmacı bir
kişiliğim yoktu. Hatta hala da fazla yok. Bu yanımı da hiç sevmesem de o zamanlar bu durum çok daha böyle hayatımı etkileyecek bir seviyedeydi. Ve hocalar gelip sana bir şey öğretmiyorlarsa en azından seni birazcık daha araştırmacı bir kişiliği olmana yönetmeleri gerekmiyor mu? Bence gerekiyordu. Çünkü neticede en azından ilk okula başladığımda okulda bir şeyler öğreneceğimi düşünerek giriyorum. Kendi kendimi öğreneceğimi düşünüyorsam zaten niye okula gireyim mantıken, değil mi? Evet, bu durumu şu anda herkes koyun kendi bacağından ne yapıyorsan kendin yapacaksın şekilde bakıyor olsam da o zaman bu şekilde bakmıyordum tabii ki de. Böyle bekliyordum. Hadi öğretin de ben de yapayım diye, ama hiçbir şey öğretmeden bir şeyler yapmanı bekliyorlardı bu durumda tabii ki de. Çok güzel sonuçlar vermiyordu her zaman. Netice olarak ilk dönem yapmamız gereken videoyu hazırlayacağımda normalde 150 kare falan çizip bitireceğim şey için tam olarak 3800 kare resim çizdim. Şöyle anlatayım, bilmeyenleriniz vardır belki. Bir animasyonu yaparken normalde 24 derecede 12 kare çizmeniz gerekir. Hani televizyonda falan gördüğünüz şeylerin çoğu 12 karedir. Yani 1 saniye için 12 tane resim çizmemiz gerekir. Ve hiçbir teknik bilmeyen bir cahil gerizekalı için, benim için yani, 150 kare çizip halledebileceğim bir şeyi hiçbir kısa yolda, hiçbir program bilmediğimden tam 3800 karelik bir işkence çektim. Bu sadece çizmekle bitmiyor. Önce onu çiziyorsun. Sonra clean up yapıyorsun. Yani temiz çizgilerle çiziyorsun. Daha sonra renklendirme yapıyorsun. Daha sonra bunları tek tek tarayıp tek tek efekt vereyim dedim biraz daha etkili olsun diye. Bayağı uzun sürüyor çünkü taramak. Sonra bilgisayarla birbirine birleştiriyorsun. Efekt varsa efekt ekliyorsun. Ses ekleyeceksen sesini ekliyorsun. Bla 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 bla. Bayağı bir uzun ve sancılı bir süreç yani. Ve cahil olanlar için daha da uzun ve daha da sancılı bir süreçti. Velhasıl ilk dönem film ödevim için çevreci bir film yapmaya karar verdim. Sanki çok çevreciymişim gibi böyle çevre kirliliğine atan bir şey yapacağım. Ama öyle bir şey ki film demeye de utanıyorum şu anda ya. Nerede acaba olsaydı sizle paylaşırdım. Emin değilim paylaşır mıydı, paylaşmayabilirim. Muhtemelen paylaşmazdım. Utanırdım da. Böyle filme bakıp ne anlattığını anlamak için sanki bir festival filmi izliyormuşçasına kendini sıkıp sıkıp içinde anlaman, araman gereken bir filmdi. Yani anlatmak istediğini bile anlatmayan ve anlatacağı tek şey çevre kirliliği olan. Allah nasıl yaptım acaba, ne düşün, neyin kafasını yaşıyordum acaba diyorum şu anda, ama neyse. Neyse ki kalmadım, geçtim. Yani sınıfın yarısı aslında yapacağı ödevi teslim etmediği için ben teslim ettiğim için geçmiş dedim. Hani adını doğru yazana 5 puan veren hocalar vardır ya, öyle düşünelim yani. İlk dönem için şunu söyleyebilirim. Evet, derslerden geçiyordum ama bir uyumsuzluk vardı. Sanki böyle hemşirelik okulunda hukuka giriş dersleri veriyormuşum gibi böyle. Anladınız mı? Bir senkron kayması vardı. Bir şey oturmuyordu yani tam. Bir de şey değil, hani bölüme girdiğiniz hocalar. Oh, hoş geldiniz. İyi, çok iyi. Güzel animatörler olacaksınız ileride falan değil. Direkt şöyle derim. Hoş geldiniz. Yarınız zaten mezun olamayacak. Diğer yarınızın yarısı da kaç oluyor? Evet, %25'iniz de iyi animatör olamayacak. Yani içinizde sadece 4'te 1'iniz belki sınıf mevcudu. Sınıfta 20 kişi, yani 5 kişi gerçekten bir animatör olabilir ileride tarzındaydı. O 5 kişide de bakalım animatör kanı var mı? Animasyon herkes yapabileceği bir iş değil diye girip böyle tüm o parlak gözlerin, hevesin, geleceğin animatörleriyiz biz şey böyle havan vızz diye sönüyordu. Böyle bir genel bir okulu bitirme konusunda negatiflik hakimdi. Ki zaten üst sınıflara falan baktığımızda okul gerçekten 4 senede bitiren çok azdı, evet. Çoğu bırakıyordu, ya yani çoğu demeyeyim. Yani yine bayağı insan bırakıyordu ya da 6-7 senedir hala okuyor oluyorlardı. Ya da ne bileyim bir dersleri kalmış ama aman demişler, iş bulmuşlar, gitmişlerdi falan. Evet, diploma gerçekten bölümde aşırı aşırı önemli değildi yapabilitem olduğu sürece. Hangisine geçelim, okul dışındaki aktivitelerim. Ben o sırada kendi bütçeme destek olsun diye bir tane kıza, böyle lise öğrencisi sanırım, evet, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlanan bir kıza böyle ders vermeye başladım. İşte oradan böyle minik minik gelir elde ediyordum. Bir yandan da işte desen dersleri falan yapıyorduk, böyle bildiklerimi ona öğretiyordum. Bir yandan da okulda iş arıyordum, böyle işçi öğrenci olayım dedi. Böyle bir statüsü vardı Adana Üniversitesi'nde, bilmiyorum her yerde var mı, ama işçi öğrenci şeyine başvurdum ki bu okul sürecim daha çileli, daha eziyetli olsun diye. Daha sonra baktım bizim bölümde animasyon kulübü varmış. Bu animasyon kulübüne işte girmek için başvurdum. Oraya girebildim. Bu çok iyiydi benim için. Gerçekten o animasyon kulübünde böyle you go girl, yeah yapabilirsin bunu falan diye motivasyonumu orada aldım diyebilirim. Böyle şey gibi hissediyorum çünkü herkes sanki o sırada kod yazıyor bilgisayarda. Ben hala Windows'un başlatma çubuğu nerede diye onu arıyorum gibi hissediyordum. Böyle aşırı geride hissediyordum ve çok ait değilmiş gibi hissediyordum. Hatta böyle bölüm değiştirdim. İki sene işte yatay geçirdim, grafiğe geçeyim ya da işte iki ana dal okuyayım falan diye düşünmüşüm. İki ana dal fikrim direkt gitti derslerin yoğunluğunu görünce. Ama böyle bir aitsizlik hissediyordum. Daha sonra bu çizgi film kulübünde şeyi fark ettim. Animasyon dünyası böyle tek sadece animasyon yapıyorsun değil. Bu bilgileri bize vermemişlerdi. Ben de araştırmacı bir kişilik olmadığından, cahil insan olmayı çok sevdiğimden araştırmamıştım kendi kendime. Meğer böyle animasyonun belki 50 farklı dalı vardı. 50 farklı böyle ustalaşabilecek alanı ve iş yapabilecek alanı varmış. Ve ben de bu kulüpte bunlardan birine yatkın olduğumu görmüştüm. Bu bana birazcık böyle yapabilirsin Türkçe'ye hissiyatı vermişti açıkçası.
Ha bu arada okulun zorluğunun yanı sıra ben bir de uzun mesafe ilişki yaşıyordum ki araya bunu sıkıştırdım ki böyle karmaşık olan hayatım daha da karmaşık olsun, daha da zorlaşsın diye. Level'ı böyle giderek zorlaştırıyor. Kendi hayatını zorlaştırıyor. Neyse şaka bir yana o sene böyle birçok animasyon tekniği öğrendik, uyguladık. Bu kısmı çok güzeldi gerçekten. Hayatımın ilk kısa filmini çektim ve bayıldım. Bu hani üstten aldığımız ders var demiştim ya. O sinema giriş dersi için kısa film çekmemiz gerekiyordu. Ve hani senaryosu falan yazmamız gerekiyordu. Hiçbir şey bilmiyorken yaptık ve inanılmaz güzeldi. Ve gerçekten çok iyi bir puanla geçmiştik o ders. Hoca bile böyle oha dördüncü sınıf bazılarından bir iyi yapmışsınız falan demişti. O böyle hayat sanırım birinci dönem boyunca duyduğum tek iyi şeydi bir hocadan. Bayağı da gaza getirmişti beni. Tabi ben Amerika'dan topladığım ganimetlerim işte kameram ve fotoğraf makinemle bütün gün böyle sürekli çekim halindeydik. Hani şey kısmı çok güzeldi, arkadaşlık kısmı çok güzeldi. Böyle gece çekimlere falan çıkıyorduk, böyle yeni bir şeyler öğreniyorsun, yeni bir dünyanın içine girmişsin. Bu kısımları falan şahaneydi. Hani birinci dönem bütün derslerimi neyse ki file vermeden geçtiğimde ikinci dönem bir film yapmamız gerekiyordu. Ay çok heyecanlıydı. Böyle tam böyle storyboard'ını işte karakter tasarımını falan yapacağız. Bir film yapacağız yani çizgi film. Ama heyecanım tabii ki de storyboard'ı hazırlayıp sunumlarımızı Gollum'a yaptığımda söndü. Şöyle bir şey var ki filmin senaryosunu yazıyorsun, storyboard'unu hazırlıyorsun. Daha sonradan hocana sunuyorsun. Hocanın onayladıktan sonra filmi yapmaya başlıyorsun. Sonraki süreçte tek başınasın zaten. Film bitip hep beraber böyle premier şeklinde izleyeceğiz, notlanacak falan filan. Bu Gollum dediğim arkadaş da kendisi bir Disney aşığıydı. Böyle Disney tarzı olmayan hiçbir çizgi filmin çizgi film olamayacağını düşünüyordu. Ama tabii de ben bir çizgi film yapıyorsam bunu Disney tarzı yapmayacaktım. Karanlık kişiliğimi yansıtan ana karakterin sonunda kendini ağaca asıp öldürdüğü bir senaryo yazmıştım. Böyle şey yapmıştı falan. Ne yani şimdi bu filmi niye ağlatacak mı? Demiş. Salak sanki ben seni ağlatmak için film yapıyorum. Ay bak bu adamdan bahsetsem sinirim tepeden çekiyor direkt. Neyse bahsetmeyeceğim. Pozitifliğimizi bozmayalım. Her neyse en sonunda ben bu filmi yapacağım. İster geçirsin ister geçirmezsin deyip neyin arsını yapıyorsam bir arsı yapıp kendi filmi yapmaya başlamıştım. Sanırım bu da birazcık şeyin de etkisi oldu. Hani ilk başlarda çok korkuyordum. Kafam karışıktı. Bölüme ait hissetmiyordum. İşte hocalar sürekli sen kim köpek senden bir şey olmaz işte tavrı böyle moralim bozuyor olsa da içten içe sanırım beni birazcık gaza getirmişti. Bu geldiğim gazla sen kimsin ben animatör olmayacağıma karar verip falan esas sen kim köpek falan diye bir içten içe böyle daha bir hırsla çalışmaya başlamıştım. Yani ilk dönem böyle geçer seviyede olan derslerim hatta ilk dönem birazcık yükselişe falan da geçmişti. Bak sen hırslı minik hamsi. Neyse filmimi yaptım. Bence o seviyeye göre gayet yani kendi düşük olan seviyeye göre gayet iyi bir filmdi. Hatta sınıf ortalamasının üstünde falan puan almıştım. Bak düşün sen düşün yani. Sınıfta gerçekten de o sene hani 4'te 1'i falan filmi yapmamıştı bile direkt bırakmışlardı. Hocaların en azından bu konuda da haklı olduğunu anladım. İnsanlar böyle gerçekten bırakıyorlardı hani. Çok hırsla böyle okulu bitireyim mantığıyla hareket eden fazla insan yoktu. Bir de erkekler sanırım askerlikten dolayı hiç bitirmek istemiyorlardı. Bunu 4. sınıflarda daha çok fark etmeye başladık zaten. Velhasıl animasyondaki birinci senem az çok bu şekilde bitti. File vermeden geçtim. Bütün derslerime vermişim. Hatta o 3 sene aldığımız derse vermişim. Hatta o en yüksek puanlı dersimdi yani sen düşün. Mantık hatası yapmış ama çok mantıklı bir şey yapmış anlamadım. Yanlış bölüm mü okuyordum acaba? Bak şimdi şu an çok ayrı sorgulamanın içine girdim. Neyse girmeyeyim oralara. Hiç Türkçe'yim. Girmeye Türkçe'yim oralara. Çık oradan. Animasyonun birinci yılı bu şekilde bitti. Bütün derse girdiğim geçtiğimizde falan çok mutluyduk böyle. Özellikle o temel sanat hani dedim ya bir tane profesörümüz vardı halka karışmayan. Ha onun bug'ını da söyleyeyim. Bu adamın ikinci dönem bir sergisi olmuştu ve sergiye baktığımda böyle deniz, su ürünleri falan aşırı seviyordu. Deniz ürünlerine aşıktı. İkinci dönemde bir tane obje seçip bunu böyle gerçekçi bir şekilde sulu boyayla böyle büyük bir kağıda çiziyor olmamız gerekiyordu. Ben de obje olarak deniz kabukları vardı elimde böyle bayağı yosun tutmuş çok acayip renkleri olan. Deniz kabuğunu seçtim. Abi adam beni bir sevmeye başladı. Sürekli böyle ders başlayınca hemen benim yanıma geliyor. Ne aşamadasın Tuğçe bakayım. Evet bak buralar çok iyi şuraları da şöyle yap falan diye. Resmen deniz kabuğu sayesinde temel sanat dersinden geçmiş oldum. Valla kalabilirdim o dersen ya. Adam böyle çok tiksindiği insanları geçiriyordu seneye bir daha uğraşmayayım diye. Ya da böyle sen çok orta seviyesin azıcık daha öğren diye geçirmediği de oluyordu. Yani böyle kalma ihtimali gerçekten mayın tarlası gibiydi o ders yani. Onun için çok mutluydum geçtiğime. Her neyse birinci dönem bitti. Biz hemen tabii okul bittiği gibi çadırlarımızı kapıp otostopumuzla Alev Upası doğru yola çıktık. Tatilimizi orada yaptık falan. Böyle çizmeli, eğlenmeli, arkadaşlarla konserli falan bayağı eğlenceli bir yaz geçirmiştik. Animasyon birinci yılı tamamlayıp ikinci yılın başlamasına sanırım en güzel özet geçecek, en güzel açıklayacak cümle. Artık kötü günler geride kaldı, önümüzde daha da kötü günler var olurdu. Ama sanırım artık animasyonun ikinci sınıfı çizim ve sohbet serimizin 7. bölümüne kalmalı diye düşünüyorum. Bu bölüm yeterince uzun oldu bile. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken ve dinlerken eğlendiğiniz bir video olmuştur. Ne düşündüğünüzü bana yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Bu arada Instagram'a takip etmek istiyorsanız da kendisini böyle bırakıyorum. Sizinle çok yakından yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.